Kıymetli seyirciler. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillah yeni bir açık medeniyet programında tekrar bir araya geldik. İki tane kıymetli e, meslektaşımızla, dostumuzla e, beraberiz. Tahsin Görgün ve Akif Kayapınar e, hocalarımız. İnşallah teala bu e, programımızda da e, İbni İbn Haldun'un medeniyet anlayışını e, tartışmaya Mukayeseli bir şekilde ele almaya devam edeceğiz. Bu programımızda İbni Haldun'un ahlak ve ekonomi arasında kurduğu diyalektik ilişkiyi ele alacağız. Ekonomik kalkınma neden ahlaki çöküşe sebep olur İbni Haldun'un yaklaşımına göre. Daha önceki programımızda İbni Haldun'un medeniyetin tarihini beş aşamaya ayırdığından bahsetmiştik. Doğuşu, güçlenmesi, yerleşmesi, duraklaması ve çökmesi şeklinde. Medeniyet güçlendikçe yani zenginleşme arttıkça, güç arttıkça, refah seviyesi arttıkça, ahlaki değerlerde bir erozyon, bir zayıflama gerçekleşiyor ve ahlaki değerlerin zayıflaması ile birlikte de medeniyet çöküyor. Evet, buradaki en dikkat çeken e, husus neden e, ekonomik kalkınma ahlakı zayıflatıyor ahlaki değerlerin e, ortadan kalkmasına zayıflamasına sebep oluyor tabi güçlü bir ahlak yapısı güçlü bir asabiyet doğuruyor asabiyet İbn Haldun'un e, terminolojisinde e, grubun güçlü bir birlik beraberlik içinde olması e, tam bir e, e, birlik ruhu ...içinde hareket etmesi anlamına geliyor. Bu da ancak güçlü bir ahlakla değerlere bağlılıkla mümkün olabilir. Değerlere bağlılık zayıfladıkça grubun işte milletin devletin birliği beraberliği bu da gevşemeye zayıflamaya başlıyor. Bu konuları inşallah bu iki konumuzla birlikte ele alacağız. Evet, e, e, şimdi ekonomi ve ahlak bu iki tane eksen hani e, ve sosyologlar, e, sosyal bilimciler, siyaset bilimciler, ekonomistler hani bu iki konu üzerinde e, duruyorlar. Genellikle e, materyalist olanlar ekonomiyi e, toplumun motoru olarak görürler ve bütün e, değişimleri, toplumda olup biten şeyleri ekonomiye referansla açıklamaya çalışırlar ve insanların yaptıkları davranışların sebebi olarak ekonomik çıkar elde etme amacını vurgularlar. Diğer taraftan idealist sosyal bilimciler, sosyologlar, antropologlar vesaire bunlar da işte ahlaki değerler, düşüncelerin insanın davranışını şekillendirdiğini ve insanların e, ...yaptıkları davranışların kaynağının onların ahlaki değerleri oldukla, olduğunu e, söylerler. Ama İbni Haldun burada hem ekonomiyi hem ahlakı ikisini birlikte ele alıyor. E, bu ilginç bir e, teorik e, yapı ortaya çıkartıyor. Ama bunların arasında bir çelişki e, e, ihtimalini e, vurguluyor. E, i̇şte medeniyetin birinci safhasında... Yani ekonomi ve ahlak birbirini destekliyor. Yavaş yavaş yükseldikçe e, ikisi açılmaya başlıyor, ara açılmaya başlıyor. En sonunda biri diğerini e, yok etme, zayıflatma e, sürecine giriyor. Yani en baştaki karşılıklı destek ilişkisi yavaş yavaş diyalektik bir ilişkiye e, dönüşüyor. Ben buna İbn Haldun paradoksu ismini e, veriyorum. E, ekonomik olarak geliştikçe bir toplum... E, ahlaki olarak zayıflıyor ve çöküşünü kendisi hazırlamış e, oluyor. Evet, e, e, Akif Hocam e, bu e, yani medeniyetle ilgili teorilere baktığımızda, toplumla ilgili teorilere e, baktığımızda yani hem ekonomi hem ahlakı ikisini birlikte alan başka kimler var? Ee, ya da mesela sadece birisine ehemmiyet verip diğerini Genelde dışlama şeklinde mi şimdi, e, analizler e, ceryan ediyor? Yani bu açıdan İbn Haldun daha böyle bütüncül bir yaklaşım ortaya koyuyor e, diyebilir miyiz? Yani düşünce tarihinde e, ikisini birlikte ele alanlar da var. E, i̇şte daha geç dönemde daha böyle maddi, e, medeniyetin maddi yönlerini merkeze alıp diğer yönlerini biraz daha ikincil ya da işte e, bağımlı değişken olarak görenler var. Mesela marksist açıdan baktığımızda ekonomi ve ahlak ilişkisi nasıl? Marksist açıdan malumunuz e, altyapı üst yapı şeklinde ikiye e, ayırıyor Marx ve e, altyapı ekonomi temellidir. E, üretim araçları ve üretim ilişkileri tarafından belirlenir. E, şeyi e, toplumsal yapıyı e, e, toplumsal bilinci e, efendim kültürü dini siyasi e, yapıyı belirleyen bu altyapıdır. Evet. Ekonomik ilişkiler ve e, üretim ilişkileri ve üretim araçları değiştikçe, dönüştükçe üst yapıda da değişir evet. ve dönüşür. Mesela Weber açısından baktığımızda bu ekonomi ahlak ilişkisi nasıl oluyor? E, Weber daha az e, materyalisttir, e, kanaatimce. E, yani i̇dealist demiyorsunuz yani biraz daha sanki idealist diyemiyorum yani e, ama mesela statüyü efendim e, toplumsal e, yapının diğer öğelerini daha fazla dikkate alıyor Weber Marx'a göre Marx'ta daha ekonomik determinizm diyebileceğimiz bir belirlenimcilik var evet. ama Weber'de e, mesela Weber'in malumunuz o protestan ahlakı e, ve kapitalizm arasında kurduğu ilişki ekonomik belirlenimden ziyade işte daha dini duyguların ve düşüncelerin ekonomi üzerinde etkisini evet. gösteriyor. Evet. Bu bakımdan. Mesela işte Protestanlık ve kapitalizm ilişkisi evet. Weber'in hani yaklaşımına göre Protestanlık bir nevi kapitalizmin çıkışını evet. e, tetikliyor. Peki Marx mesela Protestanlık ve kapitalizm ilişkisini nasıl kurar? Hani onun teorik yaklaşımı uygularsak. Marx bir kere sebepliliği tam tersinden kurar. Yani evet. Ee, şeyde e, ekonomiye e, belirleyici rol atfeder protestanlığa da e, sonuç olarak bakar. Evet. Ee, Peki mesela İbn Haldun protestanlık ve kapitalizm ilişkisi üzerine e, kitap yazsaydı veya bu konuda bir araştırma yapsaydı o nasıl yapardı? Weber'e daha yakın olacağını zannediyorum. Evet. Siz ne diyorsunuz Tahsin hocam? Evet. Yani e, İbni Haldun. <laughs> Protestanlık ve e, kapitalizm arasındaki ilişkiyi Marx inceleyecek, diyor ki, inceleyecek kapitalizm olsaydı. Kapitalizm protestanlığı doğurdu. Yani çok kabaca ifadeyle. Weber de diyor ki protestanlık kapitalizmi doğurdu. Yani sebep sonuç ilişkisini tersten kuruyorlar. Birisi idealist bir yaklaşım sergiliyor. Öbürü materyalist bir yaklaşım sergiliyor. Şimdi e, İbn Haldun yaklaşımını buraya uygulasaydık. Yani ekonomi ve ahlak ilişkisi noktasından mesela İbn Haldun bunu nasıl açıklardı? Herhalde İbn Haldun onu biraz galipler ve mağluplar arasındaki ilişkiler üzerinden analiz ederdi. Özellikle de Osmanlı devletinin o dönemdeki yükselen gücünü ve Osmanlı toplumundaki ahlak düzenini dikkat alarak, esas alarak. Batı Avrupa'daki Katolik anlayışın ahlakın oradan etkilenerek nasıl dönüştüğünü ve bu dönüşme neticesinde Batı Avrupa'da yaşayan yani Batı Hristiyanlığının Galip ve muzaffer parlak bir medeniyete sahip olan Osmanlı Devlet'inin düzenini oradaki ilişkileri dikkate alarak, kendilerini dönüştürdüğünü yani e, mağlupların galipleri taklit etmesine bağlı olarak e, Osmanlı e, toplumsal toplumundaki ahlaki ilişkileri e, üstlenerek ona benzer bir e, ilişki formu düzenlemeye teşebbüs ettiklerini evet. e, dikkate yani, alır. Dolayısıyla hani e, şimdi e, Marx tamamen batı içi ilişkilerle e, bu gelişimi açıklamaya çalışıyor. ve aynı keza... şekilde. Tamamen batı içi ilişkilerle açıklamaya çalışıyor. Halbuki siz medeniyetler arası ilişkilerle bunu açıklamaya evet, e, yani çalışıyorsunuz. Zaten İbni Haldun perspektifinden baktığımız vakit e, süreci ancak medeniyetler arası ilişkiler bağlamına yerleştirdiğinizde e, bütün boyutlarıyla görüp e, analiz edebilirsiniz. Evet e, Çünkü e, normal olarak e, katolik e, kurguda e, insanın Herhangi bir şekilde kendi yaşadığı dünyayı inşa edeceği, edebileceğini düşünmesi mümkün değil. Çünkü hmm. Katolik inançta kilise düzeni oluşturur. Hmm. Kilisede Tanrı iradesinin veya Tanrı'nın tecessüm etmiş hali. Dolayısıyla şeyle kilise dışında. Var olma imkanı yoktur veya kurtuluş yoktur anlamına gelen sözü dikkate aldığımız vakit e, katolik e, düşünme tarzında e, insanların kendilerinin akıllarını kullanarak bir düzen oluşturma fikri zaten yok. Evet. E, şimdi bu e, ve şey sadece düzen kilise ile ve kilise üzerinde olabilir. Onu düşünebiliyorlar. Fakat kilisenin e, oluşturduğu düzenden de memnun değiller tabi. Evet, kiliseyi şey. yine kastediyorsunuz. Katolik hocam. kilisesi. Çünkü Türkçe'de kilise deyince o bina anlaşılıyor. Yok bina değil tabii Halbiden ki. Halbuki siz onu bir ıslah olarak kullanıyorsunuz. E, tabii ki kilise. O, yani, ıslah olarak kilise ne anlama geliyor? Kilise, kilise kısaca e, şeyin, e, e, Hz. İsa'nın e, uluhiyetine e, inanan insanların kendi aralarında oluşturdukları bir cemaat, bir toplum, toplum düzeni. Hı. Öyle söyleyeyim onu, ve... Evet. daha dar manasıyla bir kurum geniş manasıyla da bir ne diyelim devlet düzeni evet. esas itibariyle. Evet. Neyse konumuzu o tarafa kaydırmadan. Yani evet. konuyu incelemek evet. söz konusu olduğunda tabii, tabii, tabii. yani gerçekten de e, İbn Kaldun'un perspektifinden evet. yani kapitalizm nasıl ortaya çıktı Hı -hı. E, sorusunu ciddi şekilde soracak olduğumuzda evet. gerçekten de medeniyetler ilişki meden medeniyetler arası ilişkiler bağlamına yerleştirmeden başka alternatif yok. Evet. Çünkü şeyin, bir defa insanların şöyle bir tasavvuru tasavvura ulaşmaları lazım. Biz kendi kazancımızla, kesbimizle işte bir hayat düzeni oluşturabiliriz. Hı hı. Böyle bir şey mümkün olduğunu önce insanların görmesi lazım. Bu imkanı nerede görüyorlar? İşte Osmanlı Devleti'nde görüyorlar. Osmanlı Devleti'nde kilise yok. Yani Osmanlı Devleti kilise değil. Katolik kilisesi değil yani. Ama o dönemde yaşayan insanların hemen hepsinin ortaklaşa söylediği şey muhteşem. Osmanlı Devleti'nin düzeni muhteşem. Nasıl oluyor da kilise olmamakla birlikte muhteşem bir düzen teşekkül ediyor. Bu. İşte bunu dikkate aldığınız vakit o zaman Martin Luther gibi tutup diyorsunuz ki yani şeyde biz İçinde yaşadığımız şartlarda ortaya çıkan bütün sorunların göbeğinde, merkezinde Katolik Kilisesi ve Katolik öğretisi var. Bunu değiştirmemiz lazım. Ve ona bağlı olarak da önce işte en yakıcı olan şey neyse oradan başlıyorsunuz. O 95 tezin içeriği olan indulgansların verilmesi, indulgans dediğimiz şey yani günah işlemiş olan insanların bir para ödeme karşı karşılığında Günahlarının affedildiğine dair bir belge. Bu çok yaygın. Yani böyle bir şey. Ve onun aslında e, kilisenin böyle bir yetkisinin olamayacağını, kilisenin hiçbir insanın günahını affedemeyeceğini farkına varması lazım. Onun için de Müslümanların hayatındaki tevbeyi tanıması lazım. Evet. Yani Dolayısıyla şimdi bakıldığında hı. ama aynı zamanda o yetmiyor tabii ki. Hı hı. Sonrasında bir adım sonrasında işte El-Kasibi Habibullah diyecek bir söylem. Yani insanın yeryüzünde çalışıp kazanarak ve onu helal yoldan yaptığında Allah'ın rızasını kazanabileceğini ve bunun insanı cennete götürebileceğini fark etmesi lazım. Evet. E Bunu nasıl fark edecek? İşte Müslümanların hayatında bu zaten El-Kasim ve Habibullah. Evet. Evet. Böyle. Bu tarafları dikkat aldığımız vakit yani bu taraflara dikkat almazsak sanki şey gibi işte Marx'da Weber'de yani iki tane örnek olması Hı -hı. açısından ikisi de batılı ikisi de batıcı. İkisi de Batı merkezli düşünüyor. Evet, evet. İkisinin de temel varsayımı Batı kendi kendisini var etti evet. ve kendi imkanlarını kullanıyor. Yani sanki Batı böyle yani e, tamamen bir vakumun içinde Evet. E, yani Batı dışı ilişkilerden hiç etkilenmeden tamamen kendi iç dinamikleriyle ilerleyen e, bir yapı gibi bir e, anlatı e, üretiyorlar. Evet, neyse biz e, tekrar o hani İbn Haldun'a tekrar heh, şey yaparsak ee, hani demiştim ya Weber'e yakın muhtemelen düşünürdü İbni evet. Haldun diye. Onu şu kasıtla söyledim. Şimdi ekonomi dediğimiz şey üretim ve tüketim süreçlerinin toplamı. Evet. Üretimin ve tüketimin toplum üzerinde ya da ahlak üzerindeki şeyleri farklı. Etkileri farklı, sonuçları farklı. İbni Haldun açısından dejenere edici etki tüketim süreçleriyle alakalı. Şimdi protestanlık üretimle tüketimi ee, diğer yaklaşımlardan daha farklı tanımlıyor ve yaşıyor. Mesela e, tüketim konusunda daha e, şeyler, daha nasıl söyleyeyim muhafazakarlar, daha mutediller. Şimdi üretim konusunda tamam, e, teolojik bir şeyle, e, motivasyonla e, son derece güçlü bir şeye sahipler. E, ne diyelim, üretim faaliyetine başlıyorlar. Fakat tüketim noktasında daha e, mute, e, mutediller. Dolayısıyla İbni Haldun açısından baktığımızda muhtemelen bu ayrımı yapardı. Ve hı hı. E, tüketim konusunda daha mutedil oldukları için e, mesela e, kap, kapitalizmin e, ortaya çıkışını üretim üzerinden e, izah eden Weber'e yaklaşırdı diye ben düşünüyorum evet, şahsen. Evet. Peki e, yani İbni Haldun'a göre iktisadın yani iktisat nedir İbn Haldun'a göre yani kabaca yani iktisat nedir yani işte İbn Haldun'a göre işte maaş maaş yani ekonomi ya da günümüzde iktisat diyoruz buna evet. e, medeniyetin ayrılmaz bir parçasıdır yani bir yerde medeniyet varsa orada evet. mutlaka iktisat da vardır evet o tabi buna maaş ismini veriyor e, yani ona göre yani temel görüşleri nedir e, e, İmhalin yani, iktisat noktasında. Diğer yani şeyinin anlatısının modelinin diğer parçalarından ayrı düşünülemez evet. iktisatta. Bütününe baktığımız zaman insanın insan tabiatının belli bir zamanda ve mekanda açımlanmasıyla ortaya çıkan bir dünyadan bahsediyoruz. Bu dünyanın bir parçası da maaş yani insanların hayatta kalabilmek için birbirleriyle etkileşime geçmeleri, iş bölümü üzerine dayalı bir toplum oluşturmaları, işte parayı ya da benzer bir mübadele aracını kullanarak üretimi artırmaları. Dolayısıyla buna bağlı olarak tüketimi artırmaları. En genel anlamıyla insan tabiatının zorunlu bir sonucu olarak görüyor İbn Haldun iktisadı. Fakat iktisat durağan bir şey değil. Evrilen belli bir şey içerisinde, belli bir e, yapı içerisinde evrilen e, aşamaları belli, önceden öngörülebilir bir süreç İbn Haldun açısından. Evet. ya Bunu biraz e, İbn Haldun'un e, insanla alakalı e, yaklaşımında aslında e, bu esasını bulur. İbn Haldun e, şunun altını çizer: e, Allah insana e, akıl ve el vermiştir. El çok önemli. Dolayısıyla bu akıl ve el birlikte zaten insanın yeryüzünü imarının esasını bundan ikisi oluşturur. Bu yönden el insanın bir aletidir. Ama öyle bir alet ki akılla birlikte kullanıldığında onunla siz aletler üretirsiniz. Ama aynı zamanda sadece aletler üretmezsiniz. E, diyelim e, toprağı elinizle e, ekime dikime hazır hale getirirsiniz, ziraat imkanı ortaya çıkar. E, ama aynı zamanda bitkileri çi e, şey yaparsınız, e, toplarsınız, dikersiniz, e, onlara bakarsınız elinizle. E, böylelikle bağlık, bahçelik işte meyveliktiler vesaire ortaya çıkar. E, ama aynı zamanda elinizle e, alet edevat e, üretirsiniz. Onunla birlikte e, diyelim e, şeyle alakalı e, ziraatta kullanacağınız e, aletler, çiftli vesaire onlar e, geliştirilir. E, ama aynı zamanda el dediğimizde el aslında kesbin aracıdır. Kesp de aslında e, amel demek. Yani kazanç. Sadece kazanç değil. E, kesp aslında insanın biraz e, varoluş tarzını e, denk düşer. Yani varoluş tarzı derken de zaten ee, insan e, hayatında hep kesb ettikleriyle karşı karşıyadır. E, dolayısıyla bu insanın Kur'an-ı Kerim'de de zaten malum kesb e, kavramı çok e, yaygın olarak kullanılır. 67 yerde zannediyorum kesebe fiilinin muhtelif türevleri kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani çok merkezi terimlerden birisidir aslında. Kesb kavramı Kur'an-ı Kerim'de de Dolayısıyla normal olarak zaten Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak kesbe işaret ediyor. İbni Haldun da bu kesbi e, dikkate alarak onun etrafında kuruyor aslında bütün e, sistemini. E, dolayısıyla kesp dar anlamıyla zaten e, ticaret demek. Geniş manasıyla da çok farklı cihetleri var. Şimdi ama kesbin e, esas itibariyle dediğim gibi alet olunan kısmı el ama el tek başına yetmiyor. Akılla birlikte kullanılması lazım. Burada aklın garizi olan bir tarafı var. tecrübi olan bir tarafı var. ve Nazari olan taraf var. O şeydi ki garizi olanın şeyle birlikte tecrübi olanla birlikte etkin olmasıyla birlikte el becerileri ve el sanatları dediğimiz zanaatlar vesaire gelişiyor. Diğer taraftan bu zanaatlar vesaire geliştikten sonra nazari aklın e, nazarı, nazarın e, konusu haline geldiğinde üst bir söylemle bunu eleştirel bir şekilde irtibat kuruyorsunuz. Eleştirel bir şekilde ortaya çıkmış olan zenaatlerin zanaatlerin e, keyfiyetiyle alakalı, nasıllığıyla alakalı bir bilgi birikimi ortaya koyduğunuzda e, işte devasa ilimler, sanatlar onlarla alakalı bir birikim ortaya çıkıyor. Şimdi dolayısıyla bütün bunlar aynı zamanda e, insanların ekonomik ilişkilerini yani üretimi, tüketimi, Aynı şekilde e, şeyde ticareti, ticaret yollarını ama bütün bunlar söz konusu olduğunda işte ticaret yolları dedik ve coğrafya bilgisini gerektiriyor. Coğrafya bilgisi de e, bir taraftan bakıldığında işte tecrübi aklı gerektiriyor. Ama tecrübi aklın e, belirli bir şekilde e, e, tedvin edilmesi için e, çok farklı gayretler söz konusu oluyor. Onun ötesinde de onu tedvin etmek için tasnif lazım. tasnifte de nazari aklı gerektiriyor. Şimdi dolayısıyla bunların hepsini şöyle birlikte düşündüğümüzde yani insanın aklının ve elinin olması ekonomik faaliyetlerin de esası hep onun üzerinden zaten İbn Haldun evet. hepsini yani zaten yani insanın hemen hemen bütün faaliyetleri aklını ve elini kullanmasıyla gerçekleşiyor. Tabii kesb kavramı yani kazanç demek sözlük anlamı itibarıyla yani medeniyet insanların bir kazanımı. Ee, yani e, insanlar bir verili e, doğal ortam var. Yani Allahü Teala onu insanlara hazır olarak sunuyor. İşte ağaçlar var, güneş var, yağmur var, deniz var, su var vesaire falan. Bir de insanların kendilerinin inşa ettikleri, ürettikleri e, bir medeniyet var. İşte ekonomi insanların bir kesbi. Yani bunu insanlar kendileri üretiyorlar. Siyaset Gene onların bir kesbi. Bunu kendileri e, üretiyorlar. İlimler, sanatlar gene bunlar da insanların bir e, kesbi. Dolayısıyla hani Allah'ın insanlara verdiği doğal bir düzen değil. Tam tersine akıllarını kullanarak ve yani ilahi e, emirleri e, tatbik ederek e, değerleri ışığında, örfleri, adetleri ışığında, imkanlar dahilinde bunu inşa ediyorlar. Ekonomiyi de böyle, siyaseti de bu şekilde inşa ediyorlar. Ama o, affedersiniz, evet. o Heh. inşa etme süreci e, sonu belirsiz, her yere gidebilen efendim başıboş bir süreç değil. Mesela siyaset söz konusu olduğu zaman düzene doğru ilerliyor bu süreç, Hı. düzensizliğe evet. doğru değil. Evet. Ya da işte ekonomi söz konusu olduğu zaman birikimin artmasına, zenginliğin Hı. artmasına Hı. doğru ilerliyor. Efendim ilimler söz konusu olduğu zaman ilimlerin incelmesine doğru ilerliyor. Yani e, belli bir düzene, tertibe göre ilerleyen evet. e, Allah'ın yani koyduğu bir düz alt altlığa göre, bir algoritmaya göre ha. ilerleyen bir süreç evet. İbn için. Mesela bu açıdan baktığımızda mesela önce bedevi medeniyetten başlayalım. Ee, yani göçebe medeniyet diyelim. Göçebe medeniyette ekonomi nasıl işliyor? Sonra işte bu yerleşik medeniyete geçildiğinde birinci aşamada, ikinci aşamada üçte, dörtte, beşte bu nasıl ilerliyor? Yani bu açıdan ne diyebiliriz? Şimdi e, şu ayrımı belki yapmak gerekiyor oraya gelmeden. Şimdi İbn Haldun bedavet ve hadaret e, kavramlarını Umran'ın iki e, bileşeni, iki safası olarak genel evet. olarak kullanıyor. Ama öte taraftan bir de mesela Umran'ın bir alt birimi olan devletten bahsediyor ve devlet içinde bedavet ve hadaret söz konusu. Yani özellikle de devleti yöneten seçkinler zümresi için. Bir bedevilikten hadariliğe geçiş söz konusu. Yani onun için belki umran için bedavet ve hadaret ve devlet için bedavet ve hadaret iç içe geçmiş, biri diğerinin mikro ölçeği olan iki farklı yapı gibi görebiliriz. Yani büyük bedavet içerisinde veya büyük hadaret içerisinde küçük bedavet olabiliyor döngü olarak bunu belki büyük daire içerisinde küçük daireler şeklinde şey yapabiliriz gözetebiliriz. Şimdi böyle olduğu zaman İbn Haldun Umra'nın bedavet safhasından bahsettiği zaman aslında belli bir insan topluluğunun bir araya gelmesiyle başlayan sürecin başlangıcı ilk aşamalarına işaret ediyor. Bu da nedir? İş bölümünün henüz yeterince şey olmadığı, ilerlemediği, sofistikasyon kazanmadığı Efendim e, üretim aletlerinin daha ilkel düzeyde kaldığı, insanların e, ürettiklerini tükettikleri ve artık değerin çok fazla ortaya çıkmadığı, Dolayısıyla sermaye birikiminin fazla olmadığı, e, daha ziyade emek gücüne dayalı tarımsal faaliyetlere ve hayvancılığa dayalı bir ekonominin hakim olduğu bir e, safha, bir süreç Bedevi Umran İbn Haldun için. Bunun tabii ki sosyal sonuçları var, ahlaki sonuçları var, siyasi sonuçları var. Ama esas itibariyle dediğim gibi henüz daha ekonomik üretim süreçlerinin çok fazla ilerlemediği, çok fazla incelmediği, sermayeye bırakacak kadar artmadığı bir süreç. Yani böyle kabaca... E marksist terminoloji kullanırsak İbn Haldun'a göre ekonomi altyapı mı üst yapı mı? Ee, tehlikeli bir soru. <laughs> Şimdi e, Veya evet, yanlış bir soru da olabilir yani. Evet desem de e, yanlış anlaşılabilir. Hayır desem de yanlış anlaşılabilir. Şimdi Çünkü yani İbn Haldun'u marksist gibi yorumlayanlar mesela var. Mesela İbn Haldun şu cümleyi de böyle idealist şu, gibi yorumlayanlar var. O Yani diyor ki insanlar arasındaki fark diyor onların e, ...kazançlarıyla ve yaşam bu kazançlarının yansıdığı yaşamlarıyla alakalı farktır diyor. Ee, nesiller arasındaki fark da böyledir. İnsan grupları arasında fark da Şimdi bu açıdan baktığınız zaman biraz Marx'a benziyormuş gibi oluyor. Ama Marx gibi ekonomik determinist değil, daha bütüncül bakıyor İbni Haldun. Mesela ahlak e, tamamen e, kurgusal ekonominin sonucu olarak ortaya çıkan bir durum değil insan fıtratının doğuştan getirdiği özelliklerdir ahlakta aynı zamanda. Yani nasıl ki ekonomik ilişkiler insan fıtratının bir sonucuysa, ahlakta, siyasette ve diğer ilimler, sanatlar işte de, yani umranı oluşturan her şey aynı insan fıtratının açımlanmasıdır. Yani daha önce potansiyel olarak var olan şeylerin, unsurların zaman mekan içerisinde açımlanmasıdır. Bu bakımdan birisi diğerinin, altında değildir eee kanaatimce İbn Haldun için. Ama öte taraftan şeyi tabii önemser. Yani e, sosyoekonomik yapıyı e, önemser. Yani insanların kazançlarını, geçim yollarını e, hı hı. belirleyicilik açısından önemser. Yani Tahsin hocam şöyle diyebilir miyiz? Yani e, yani İbn Haldun e, ekonomiyi bir altyapı gibi görmüyor. Hani Marksist e, yaklaşımda olduğu gibi yani bazı insanlar İbn Haldun'u Marx'la aynı görüyorlar. Hatta Müslüman Marksist falan veya işte Marx'ın öncüsü falan gibi böyle değerlendiren birçok yazılar var vesaire falan. Yani e, İbni İbn Haldun'da bu ekonominin yeri nedir sizce? Şimdi bir defa e, İbni İbn Haldun Marx'tan asırlarca önce yaşadı. Dolayısıyla İbn Haldun'un Marksist falan olması yani şaka gibi bir şey yani. Hmm. Bunu söyleyen anakronizmin yani dibini <laughs> çok açık bir örneğini gösteriyor. E, i̇kinci husus e, Marx'ın e, kullandığı tabir, o emek tabiri Arbayet tabiri tabi çok önemli. Arbayet tabiri e, Marx'ın kullandığı haliyle aslında İbni Haldun'dan e, müktesep gibi gözüküyor. Hı hı. E, İbni Haldun'un e, kullandığına benzer bir şekilde kullanıyor ama sadece e, şey değil e, Marx değil aslında şey de e, Adam Smith de benzer bir şekilde bu şeyi, çalışmayı, işi, emeği yani ekonomik faaliyetin merkezine yerleştiriyor. Çünkü işte mülkiyeti temellendirirken ta geriye doğru gittiğinizde John Locke'da yani herhangi bir şekilde sizin bir tabiatta olan bir şeye bir katkıda bulunmanız lazım. Yani dokunmanız lazım. Yani onun sizin mülkünüz olması için. Ve sonra Herhangi bir e, tabiatta bulunan herhangi bir şeyi e, ekonomik manada bir meta haline getirmenin ön şartı da insanın e, onunla irtibat kurması. Eğer insanla e, insanın herhangi bir şekilde irtibatı yoksa e, ve insanın hayatında bir yer edinmediyse tab tabiatta bulunan herhangi bir şeyin ekonomik bir kıymeti yoktur zaten. Kıymet insanın insanla temas üzerinden ortaya çıkıyor. Ama bunu zaten İbni Haldun e, şeyde, ee, eserinde çok güzel ifade ediyor ve bunu temellendirirken de hatta şeyde e, kitabın beşinci kısmında yani bir sürü ayet Kur'an-ı Kerim'de e, zikrediyor. Önce bütün bunları temellendirmek Hı. ekonomiyle alakalı e, fikirlerini ortaya koyarken bir sürü ayet. Ayetlerin esasında ne var? Allah e, yarattığı her şeyi insana musahhar kıldı. Tabir bu yani. O musahhar kılma yani insanın tasarrufunu açık e, kılmış olma ve insanı da onlar üzerinde tasarruf edecek kabiliyette e, yaratmış olma. Hem eşya e, şeye bakıyor insana nazır insanın kabiliyetleri de o eşyayı kullanacak şekilde yaratılmış. Aralarında bir e, ne diyelim ittifaki bir durum var. Hı hı. Aslında tevafuk e, dememiz gerekiyor. Şimdi o e, yani şeye baktığınız vakit e, eğer onu e, bir ee, tevafuk e, demezsek şayet ona e, ittifak falan demek lazım. İşte Batılılar ona coincidence diyorlar. İşte bir şekilde denk düşmüş. Yani öyle bir şey ki e, tabiatta bulunan şeylerle bizim e, kabiliyetlerimiz, ihtiyaçlarımız nasıl olmuşsa <laughs> böyle e, denk düşmüş. Coincidence de, denilen şey bu. Tüm evrim mevrimle alakalı olarak anlatılarda hep bu tip şeyler e, e, söylenir. Yani bir şekilde elma Nasıl olmuşsa e, bizim e, hoşumuza giden e, ve yediğimizde bize e, faydalı olan bir e, e, meyve tırnak içerisinde haline gelmiş nasıl olmuşsa. Böyle hmm. bak ama İbn Haldun böyle bakmıyor tabii ki. İbni Haldun diyor ki eğer elma varsa ve e, benim e, hoşuma gidiyorsa lezzeti aynı zamanda onu yediğimde e, bedenime faydalıysa demek ki Allah elmayı bana aynı zamanda gıda olarak yarattı. Ama elma tabiattaki haliyle orada durduğu haliyle gıda değil. Benim bir şeyde kesbetmem lazım. Nedir? Gideceğim dalından o elmayı alacağım. Ondan sonra onu ağzıma götürüp yiyeceğim yani. Kes böyle bir şey yani. Ha elma diyelim uzakta bir yerde veya türleri var. Bir yerde işte elmanın bir türü var. Gideceğim ben oradan elmanın işte fidesini alacağım. Veya çekirdeğini alacağım neyse getireceğim onu dikeceğim onunla ilgileneceğim sulayacağım sonra o meyve verecek o elmadan diyelim 100 tane ağacı bir araya getireceğim elma bahçesi oluşturacağım sonra o elma bahçesinden ürettiğim elmaları yani kesbettiğim benim işte kesbim böyle bir şey sonra orada ihtiyacım olduğu kadar ki ona maaş diyor zaten yani hayatımı sürdürecek kadar olanı alacağım. Artanları tutup <laughs> e, işte e, bunu bir şekilde üretme imkanına sahip olmayanlara ulaştıracağım. E, ulaştırırken de e, onlarda olup da benim ihtiyacım olan ama benim <laughs> üretmediğim bir şey var onu e, şey yapmam lazım. Değiş, değiş Değiştirmem lazım. Şimdi ama bunlar esas itibariyle bakıldığında bir taraftan e, zorunlu şeyler. Fakat belirli bir ölçüye kadar e, bunların yapılması zorunlu. Mecbursun yani yaşayacaksan şayet hayatını sürdürmek istiyorsan yapmak zorundasın. Ha Ama belirli bir noktada o mecbur olduğun şeyleri yaparken tutup bir düzen teşekkül ediyor. <laughs> o düzen teşekkül ettikten sonra e, ihtiyaçtan fazlasını sen üretmeye başlıyorsun. İhtiyaçtan fazlasını üretmeye başladığında bizim işte bildiğimiz manada ekonomi dediğimiz şey adım adım teşekkür etmeye başlıyor. Bunu da tanzim etmen lazım artık. Benim ihtiyacımdan fazla ürettiğim şeyleri ne yapacağım? Yani çöpe mi atacağım? Yoksa e, ihtiyacı olan birisine verip benim üretmediğim ama ihtiyaç hissettiğim bir şeyi mi ondan hmm. alacağım? Hmm. O değiş tokuş çeyisi. Hmm. Evet. Şimdi diğer taraftan bunu yaparken de tutup e, acaba bir mal değişimi mi yapacağım? Yoksa e, arada e, bu mal değişimini kolaylaştıracak... Araçlar mı geliştireceğim? Hı hı. işte para gibi veya başka evet. farklı araçlar hı hı. gibi. Bunların, ama bunların hepsinin makul bir tarafı var. Hı hı. O makul tarafı her halükarda zaten İbni Haldun bunun üzerinde dururken diyor ki bunlar e, esas itibariyle insan olmakla alakalı. Evet. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin hı hı. insanlar e, üretir hı hı. ihtiyacını zaten karşılamak için. Zaten insan olmayan canlıların bir iktisadı yok. Tabii yani onlar için bir iktisat bir ekonomi gibi bir şey yok yani o ancak insan topluluklarında var hani Allahu Teala diğer canlıları öyle yaratmış ki iktisada ihtiyaçları yok mesela balıkların ihtiyacı yok kuşların ihtiyacı yok diğer varlıkların hani ama insan hani işte rızkını topluyor biriktiriyor iş bölümü ama yapıyor, yapıyor hepsi vesaire. Akıl sayesinde oluyor. bunlar hepsi işte akıl ve el sayesinde gerçekleşiyor. Şimdi ama aynı zamanda İbni Haldun o ekonominin böyle sabit olmadığını, bir organizma gibi toplum değiştikçe ekonomi de değiştiğini, hatta belki de o ekonomik değişmelerin toplumun değişmesinin de bir nevi sebebi olduğunu yani faktörlerden birisi, değişkenlerden birisi olduğunu söylüyor. şimdi Bedevi toplumda tabii daha az iş bölümü var daha az üretim, daha az e, tüketim var ve yüksek seviyede bir ahlak e, söz konusu. Ancak bu işte e, hadari ümrana geçtiğimizde yani o bedevi toplum hadari ümrana geçtiğinde bu e, beş aşamadan geçiyor. ve Bu beş aşama içerisinde ekonomide böyle bir dönüşümlere uğruyor. Şimdi e, birinci aşamada Nasıl, ikinci aşamada nasıl, üçüncü aşamada nasıl ve neden hani mesela ilk aşamadan ikinci aşamaya geçiliyor? Bu konuda ne dersiniz Şimdi, hocam? Şimdi e, Bedevi Umran ve Hadari Umran İbni Haldun için sadece içinde insanların yaşadığı bir çevre değil. Aslında bir e, varoluş görünümü. Yani bir insan dediğimiz zaman aklımıza ne gelirse aslında bedevi umran ile iç içe geçmiş ya da hadari umran ile iç içe geçmiş. Yani bu sadece ahlak değil. Bu sadece dindarlık değil. Bu aynı zamanda mesela e, karakter, cesaret, efendim metanet, efendim işte acılara göğüs germe kabiliyeti, Hı. hatta e, tat alma yani nelerden hoşlanıyor, nelerden hoşlanmıyor insanlar. Efendim estetik duyguları bunun gibi bir insanı insan yapan bütün yönleriyle birlikte düşünmek lazım. Bedevi umranı ve sonra da hadari umranı. Hı hı. Dolayısıyla bedevi umran değiştikçe yavaş yavaş hadari umrana doğru evrildikçe o varoluş da değişiyor. Hı hı. Yani insan topyekün değişiyor. Dolayısıyla İbn Haldun diğer sosyal teoristlerden farklı olarak tek bir değişkenle bütün değişimi izah etmeye çalışmıyor. Yok. Mesela diyelim ki Mark sadece ekonomiyle izah etmeye çalışıyor eee i̇şte idealistler sadece dinle düşünceyle eee e, yani tek katmanlı bir yaklaşımla tek bir faktörle yani e, açıklamaya çalışıyorlar. Halbuki İbn Haldun çok e, e, dinamik ve çok boyutlu bir olay, e, bir resim e, şey yapıp, evet. bunun işte siyaseti var, iktisadı var, eğitimi var, sanatları var vesaire vesaire. Evet. Yani bunların içerisinde mesela birinci aşamada Nasıl bir ekonomiyle karşı karşıyayız? İşte iptidai bir ekonomi diyebileceğimiz biraz önce söylediğim gibi insanların hayatta kalmalarına ancak yetecek kadar üretmeleri ve onları tüketmeleri iş bölümünün zayıf olduğu dolayısıyla mübadelenin az olduğu ya da hiç olmadı. Yani insanlar kendileri üretiyor, ürettiklerini de tüketiyorlar. Böylelikle hayatlarını devam ettiriyorlar. Ee, şey e, bunun değişebilmesi için üretimin artması gerekiyor. Özellikle tarım üretiminin hı hı. ve hayvancılık üretiminin artması, insanların ihtiyaç duyduklarından daha fazlasını üretmeleri gerekiyor. Hı hı. O fazlalığı da işte hocamın söylediği gibi e, değiş tokuş için kullanıyorlar. Bu arttıkça yani bu buna belki sermaye de diyebiliriz insanların ihtiyaç duyduğundan daha fazla ellerinde bulunan mal. E, bu arttıkça artık bu e, takas ekonomisi yeterli hale gelmiyor. Daha işlevsel başka araçlara ihtiyaç duyuyorlar. Hı -hı. İşte bu da e, genel olarak para diyebileceğimiz evet. bunu altın, gümüş ya da başka değerli madenlerle de şey yapabilirsiniz, Hı -hı. ifade edebilirsiniz. E, takas ekonomisinden daha böyle daha e, gelişmiş mübadele araçlarının bulunduğu ekonomiye doğru ilerliyor süreç. Hı -hı. Dolayısıyla e, bedevi, e, umran, bedevi ekonomi, bedevi hayat ya da bedevi varoluş dediğimiz zaman belki en belirgin olan vasıf insanların kendilerine ancak yetecek kadar üretmeleri hı hı. ve onları tüketmeleri, başkalarıyla paylaşacak çok fazla varlıklarının olmaması. Evet. Sonra birinci aşamaya geçtiğimizde ne oluyor? E, bu bununla yani ideal bu, bununla bedeli, şey yapan bedeviler bununla, geldiler, tamam. şehri ele geçirdiler. Oradaki zayıflamış olan iktidarı eee ortadan kaldıran iktidarı şunu el su, koydular. şunu da evet. ekleyelim mi? Yani, yani o ekonomiye eşlik eden başka özellikler var, hususiyetler. Tabii. Mesela nedir o? E, bu insanlar daha dindarlar. Evet. Yani güçlü bir ahlaki yapı var. Bu insanlar ahlaken daha güçlüler. Güçlü e, bir asabiyet var. Eğit, eğitimleri zayıf, eğitimleri. Hatta İbni Haldun bir yerde zekalarının da biraz daha Gelişme. Çünkü zekanın bir kısmı biliyorsunuz çevre şartlarıyla şekilleniyor. O da kesbi. Evet o da kısmen. Kısmen fıtri, kısmen kesbi. Ee, e, dolayısıyla e, bir bütün olarak baktığımız zaman mesela hileyi hurdayı çok fazla bilmiyor bu insanlar. İşte zaten eğlenecek ya da işte e, nefsin talep ettiği fakat ahlaken uygun olmayacak davranışları yapacak hı. imkanları da yok. Hı hı. Hatta belki istekleri arzuları da yok. Evet. Çevre şartları buna çok müsaade etmiyor. Hı hı. Dahası e, birbirlerine çok yakın bir e, hayat yaşadıkları için e, toplumsal baskı da zaten çok fazla e, sapmalara izin vermiyor. Böyle de bir toplumsal kontrol hı hı. söz konusu. Ama bu yavaş yavaş değişiyor. Bu ilelebet böyle sürüyor. Dolayısıyla İbni Aldun ekonomiyi tek başına ele almıyor. Yok hayır. Medeniyetin diğer arazı zatiliyesi dediğimiz... E, işte başta mülk olmak üzere hani onlarla beraber el alıyor. Ahlakla beraber alıyor. Grup ruhu, gruptaki birlik, beraberlik, asabiyetle beraber el alıyor. Bütün bunların hepsini birlikte. Asabiyet e, tabii en önemli unsurlardan biri. Asabiyet. Evet. bedevi varoluşun asabiyeti çok güçlü. Yani mesela hadarette evet. karşılığı olmayacak kadar güçlü bir birlik, dayanışma, birlikte <laughs> hareket etme <laughs> kolektif yapı için kendini feda etme üst düzeyde en evet. üst düzeyde. Şimdi bu bedeviler periferiden gelip merkezi ele geçirdiler, iktidarı ele geçirdiler diye. O birden ki. olmuyor ama tabii ki. Evet. Yavaş yavaş ha, oluyor. Nasıl oluyor? Bu bir kere genelde insanlar bunu tek bir diyelim ki mücadeleyle, tek bir savaşla, meydan savaşıyla olduğunu düşünüyorlar. Bu aslında çok uzun süren bir şeydir. Geçiş geçiş dönemidir. Belki 100 yıla sari olabilir. Yani belki daha uzun da olabilir. Ve böyle bir defada değil de küçük çaplı mücadeleler, <laughs> bu mücadeleler fiili mücadele olabilir, psikolojik mücadele olabilir ya da toplumsal hareketler olabilir. <laughs> yani ben bazen derslerimde örnek olarak şeyi veriyorum. Mesela işte Avrupa'ya giden yabancı işçiler, Türk Türkler dahil. Yani bu bir şey değildir, bir savaş değildir bu. Ama oraya giden daha diyelim ki bedevi özelliğini taşıyan insanların o toplumda, belirleyicilik elde etmesi de aslında bu sürecin bir parçası olarak okunabilir. Veya işte Roma İmparatorluğunu yıkan o kuzeyden gelen barbarların, Alman, Germenlerin gelişi o birden olmuyor. Yani bir yüzyıl yıl kadar sürüyor o etkileşim ve sonra o gelişmiş, hadaretin artık zirvesinde olan Roma'yı çözüyorlar içeriden. Yani böyle bir süreç olarak bakmak lazım evet, buna. evet. Böyle yani böyle Kısa vadede hemen değil, bir gecelik bir, bir yanda günlük, bir aylık bir şey gerçekleşen değil. bir olay değil. değil. Birkaç uzun, nesle belki. Tabii he, uzun bir süreç içerisinde tabii. yavaş 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 e, gerçekleşiyor diyorsunuz. Tam gerçekleşti evet. ve bu işte e, e, şey, e, e, Bedevi grup iktidarı ele geçirdi. Recep ve hocam ve şimdi ondan ya. sonra saat işlemeye başlıyor. Birinci burada, aşama ikinci aşamada. Daha evet. aşamalara geçmeden İbni evet. Haldun burada zaten tek yönlü bakmıyor. Evet. E diyor ki şeyler, e, şeyler bedevilerle hadariler karşı karşıya karşılaştıklarında e, aslında e, hadari olanlar yani yerleşik hayatta bulunan e, ve e, şehir e, kültürüne sahip olanlar e, bedevileri yener diyor, yenebilir yani. İlla bedevi hemen e, galip gelecek diye bir şey yok. İkinci bir şey e, diyelim. Her ne kadar e, şeyler galipler, yani mağluplar galipleri taklit etse de ama öyle durumlar olabilir ki e, şeyler, e, bedeviler diyelim e, hadarilerin memleketlerine girdiler. Hı -hı. Ve orada bir e, e, siyasi manada bir güç e, faktörü haline geldiler. Ama onlar orada bedevi olarak kalamazlar. E, dolayısıyla hadari olanların kültürü onları dönüştürür. Yani Bununla alakalı gözlemleri de İbn Haldun'un çok önemli. Yani tek yönlü değil. Ama e, İbni İbn Haldun'un yaklaşımında tabii ki e, mesele biraz nasıl diyelim? Tarihi olarak ve biraz da e, kendi tecrübelerini e, dikkate alarak e, baktığında özellikle Kuzey Afrika, Araplara e, Araplar zaten onun Arap e, Arap tabirini kullanırken Bedevilerle neredeyse eş anlamlı olarak kullanıyor. Dolayısıyla bu bedevi e, Araplar e, söz konusu olduğunda ve Kuzey Afrika'daki e, ilişkileri dikkate aldığında e, ki kendi gözlemleri tecrübesi biraz onunla alakalı onların onlarla bağlantılı olarak biraz e, ifadeleri e, yani şeylerin e, mesela e, bir e, kabilenin e, kendi e, Varlığını sürdürürken e, bir düzen oluşturması ve bu düzen tabirini kullanırken de e, bir ahlak orada olmak zorunda zaten. E, ahlak olmadığı vakit zaten kabile de varlığını sürdüremez. <gülüyor> yani <gülüyor> o ahlakın esasında e, birbirini koruma var. Yani işte e, erkekleri, kadınları, çocukları, e, güçlüleri, güçsüzleri <laughs> e, onların hepsini koruma, muhafaza etme ve onların ihtiyaçlarını karşılama biz şey dediğimizde kabile varlığını sürdürüyor dediğimizde bunların hepsi gerçekleşmesi lazım. Bunun da bir düzeninin olması lazım. İşte bu düzene eee İbn Haldun bir taraftan ahlak diyor. Ama aynı zamanda ikinci bir şey var. Bunun farklı bir ifadesi de hilalul hayr tabiri. Yani hilalul hayr aslında böyle hayırdaki ne diyelim bir şey bir devam süreklilik hı hı. geçişlilik gibi yani yani güzel sıfatlara sahipler tabii güzel ahlaki sıfatlar hilallihüm şimdi hayır, güzel ahlaki sıfatlar şimdi bu güzel ahlaki evet. sıfatların da esasında insanı koruma var ya yani. evet. çok önemli İnsanı koruma ve o insanı koruma söz konusu olduğunda da yani bir kabil olarak yaşayan insanların zaten herkes birbirini tanıyor hı hı. kimsenin kimseye öyle gizlisi falan yok yani Dolayısıyla kimsenin kimseyi aldatma vesaire gibi bir konumu yok? Zaten evet. bütün herkesin hayatı herkesin gözünün önünde gerçekleşiyor. Öyle olduğu için şeyle alakalı, şehir hayatında görebileceğimiz gizlilik, gizli tezgahlar oluşturma, birilerin aleyhine işte bir şeyler planlama, işte kendi amacın için birilerini kullanma. Her ne kadar bunlar bedeviler arasında da olsa çok fazla olamıyor, tutunamıyor da zaten. Hı hı hı. Orada bakıldığında nedir? Hı hı. Esas itibariyle birbirini koruma hı hı. E, esası üzerine bir ilişki sistemi ortaya çıkıyor ve bu hı hı. ahlakın da oradaki ahlakın özünü oluşturuyor zaten. Yani şimdi burada tabii işte paradoksal ilişki orada başlam yani ortaya çıkmaya başlıyor. Hani şehre geçilmesiyle beraber yani bedevi hayattaki ekonomi-ahlak ilişkisi yerleşik hayata geçildiğinde bir anda bir diyalektik oluşturmaya e, başlıyor. Yavaş yavaş refah seviyesinin yükselmesiyle beraber e, o şehrin getirmiş olduğu ahlaki değerlerde bir e, zayıflama da e, söz konusu oluyor. Ve bunu e, bu beş aşama içerisinde e, ele almamız lazım ve hani hangi aşamada ne oluyor? Neden? Hani neden e, ekonomik kalkınma, refah seviyesinin artması ahlaki değerlerin zayıflamasına eee sebep oluyor? Kıymetli seyirciler burada kısa bir ara vereceğiz ve programımızın ikinci kısmında bıraktığımız yerden tartışmamıza devam edeceğiz inşallah. Evet kıymetli seyirciler Açık Medeniyet programımızın ikinci kısmına hoş geldiniz. Bu e, kısımda e, daha önceki bölümde başladığımız tartışmaya devam edeceğiz ekonomi ve ahlak ilişkisi e, ki buna ben İbn Haldun paradoksu ismini veriyorum e, bir toplum ekonomik olarak e, ilerledikçe refahı arttıkça ahlaki değerler erozyona uğruyor, zayıflamaya e, başlıyor. Bu neden e, oluyor? Neden ekonomik refah e, ahlaki değerleri zayıflatıyor? Evet Akif Hocam ne dersiniz? Şimdi. E... Bir adım öncesinde daha önce de konuşmuştuk hatırlarsanız o bedevi grubun iktidarı ya da mülkü ele geçirmesi için iki şey gerekiyor İbni Haldun'un açısından. Bir asabiyet sahibi olacaklar. İki hocamın biraz önce bahsettiği hilalül hayr. Yani ahlak. Ahlak. Güzel hasletlerle donanmış olacaklar. Hatta şöyle bir cümlesi var. Asabiyet sahibi grup eğer güzel ahlakla da donanmışsa. Artık onlar için mülk kaçınılmazdır. Evet. Yani mülke ulaşırlar. Hı hı. Şimdi e, yani güç ve ahlak ikisi bir araya, fiziksel güç ve ahlak hı. ikisi bir araya geldiği zaman e, siyasi e, olarak yükselebilecekleri en yüksek noktaya gelir bu grup. Şimdi e, tabii ekonomi biraz önce hani Bedevi Umran'da iptidai ekonomik şartların onların ahlakları ve karakterleri üzerindeki etkisinden bahsetmiştik. Bu iptidai şartlar değiştikçe bu sefer ters etki yapmaya devam edecek insanlar üzerinde bu şartlar bu bir davranışlarını değiştirecek iki psikolojilerini değiştirecek mesela psikolojik etkiler Allah halen İbn Haldun için de öyledir davranışların değişiminden daha önemli mesela ekonomik olarak hızlı özellikle de hızlı bir varlığa sahip olan insanlar Hızlı mala mülke sahip olan insanlar, bunu hazmedemeyecek yani beraberinde yeterli ahlakı geliştirememiş olan insanlar da arkası boş bir özgüven oluşumu ortaya çıkabilir. Bu özgüven tabii ki sınırı yok yani ilahlaşmaya kadar gidecek bir özgüven ki İbn-i Halim'ine diyor. Ee, bu özgüven arttıkça insanların diyelim ki e, dine olan yaklaşımları, bakışları ve hissiyatları sadece düşünce düzeyinde değil hissiyatları dejenere oluyor. Efendim e, iyi hasletlere, ahlaka ahlaki değerlere bakışları ve hissiyatları dejenere oluyor ve tabii ki bu davranışlarına da yansıyor. Daha diyelim ki e, ahlaki görevlerini ya da dini görevlerini gevşetebiliyorlar. Daha önce e, kaçındıkları kötü huylara ...daha kolay yakalanabiliyorlar ve en kötüsü de umursamıyorlar diyelim ki. Yaptıkları bir iş, kötülük, bedevi şartlarda olsa onlar için çok büyük kabahatken... ...kendi vicdanlarında büyük bir diyelim ki müeyyidesi varken... adalet şartlarında yapıp ettikleri onları o kadar da rahatsız etmiyor. Dolayısıyla içeriden gelen müeyyide ortadan kalkıyor, psikolojileri bu yönde değişiyor... E, ve bu ekonomik e, şey arttıkça e, gelir arttıkça aslında ekonominin kendisi bizatihi zararlı değil ama sonuçları itibariyle e, insanların ahlakı e, üzerinde olumsuz etkileri oluyor. Arttıkça da bu dejenerasyon da artıyor buna paralel olarak. Evet. Bir de tabii e, ekonomik gücün getirdiği enaniyet e, boyutu var. Özgüvenden kastım enaniyet kastım. Evet aslında. enaniyet o da asabiyeti zayıflatıyor. Yani kelime e, yanlış kullanım yani özgüven bir noktaya kadar heh, gerekli ama fazlası belki. yani enaniyet. Evet, evet, yani doğru kendi kendine yeterli Aynen. hissetmesi kendini müstahni e, görmesi evet. Çünkü asabiyetin hani temel kaynaklarından bir tanesi e, insanların kendilerini diğer insanlara muhtaç görmesi İşte biz hani var olursak ancak beraber var olabiliriz. E, o da onları bir arada tutan bir zamk e, görevi görüyor ama insanlar kendilerini müstahni kendi kendine yeterli gördükleri zaman o enaniyet sebebi oluyor. E, ferdiyetçilik evet. sebebi oluyor. Onunla beraber asabiyet çözülüyor. Onunla ve ahlak da bir şekilde e, çözülüyor. Evet Tahsin Hocam aynı soruyu size de sormak istiyorum Şimdi, tekrar. E, yani bu e, refah seviyesinin yükselmesi, yükselmesinin nasıl bir mekanizma, nasıl bir süreçle yani bu ahlaki değerleri zayıflatıyor? İbn Haldun'un meseleye yaklaşımının aslında birkaç ciheti var. Evet. Cihetlerden birisi doğrudan doğruya mülkün devamı Hı. bağlamında meseleye bakıyor. Mülkün devamı bağlamında refahın artmasıyla birlikte farklı alternatifler ortaya çıkıyor. O alternatifler belli bir süre sonra asabiyetin zayıflamasına ve mülkün kaybedilmesine kaybedilmesini ediyor. Öyle bir yani sonuç olarak onu ortaya çıkarabiliyor. ama şöyle bir şey var. İbn Haldun bunu meselenin ahlaki tarafıyla da bir irtibatı olduğunu savunuyor. Onunla alakalı tahlilleri var tabii ki. Fakat şöyle bir şey de var. İbn Haldun aslında refahın zorunlu olarak ahlaki dejenerasyona götüreceğini ee, bu yani zorunlu bir e, sebep sonuç ilişkisi görmüyor aslında. Mesela İbni e, İbn Kaldun'un tahlillerinde de onu görüyorsunuz. E, i̇lk fetihler sonrasında Müslümanlar çok büyük bir refaha kavuşuyorlar. İnanılmaz bir servet yani ee, Asr ı Saadet gibi. ve dört evet, halife döneminde. Dört halife dönemi ama sonrasında da aslında. Tabii, çok Sonra büyük da bir zenginlik. Tabii çok büyük zenginlik. Sonra işte Emeviler, Abbasiler Tabii. döneminde de. Evet. Oralarda da çok büyük bir zenginlik var. Hı hı. Şimdi ama bu çok büyük bir zenginlik hı -hı. E, zorunlu olarak bir ahlaki manada bir tefessühü e, bozulmayı getirmiyor. Yani dolayısıyla eğer o manada ahlaki bir tefessüh söz konusu olsaydı bugün yeryüzünde Müslümanların olmaması lazımdı. Hı -hı. Yani bunu çok açık olarak Hı -hı. şey yapabiliriz söyleyebiliriz. İşte mesela diyelim ki başka bir örnek Osmanlı dönemi. Mesela yani herkese de uzun müddet e, yani devam ediyor ve e, İbn Haldun öngördüğü şekilde böyle 120 e, senede 5 nesilde çökmüyor. Yani Abbasiler, Emeviler yani özellikle Abbasiler 5 nesilde çökmüyor yani Hı -hı. E, devam ediyor. E, Hı -hı. dolayısıyla hani e, ekonomik e, seviyenin yükselmesi veya refah seviyesinin yükselmesinin e, illaki ahlakın temelini eee zayıflatacağı veya erozyona uğratacağı e, görüşü e, şey e, vakasını burada gözlemleyemiyoruz. E, o zaman tabii şöyle Ama bir şey soru var. Şu, yani mesela daha he. önceki programlarda da konuştuk. Mesela şeyle birlikte ahlaki e, şeyin refahın artmasıyla birlikte e, ...ne yapıyor insanlar... E, ...farklı e, bir şekilde... E, ...ahlaki e, faziletleri... E, ...hayatlarında muhafaza etmenin... ...makul yollarını geliştiriyorlar... ...mesela işte fütüvet... E, ...nameler ve... ...fütüvet ahlakının yaygınlaşması... ...mesela... Hı hı. e ...şimdi bunu dikkate aldığımız vakit... ...fütüvet e, ahlakıyla birlikte... E, ...fütüvetin... E, ...ahlakını üstlenen insanlar... ...bir taraftan... ...kesp sürecine katılıyor... Ekonomik faaliyetlerin merkezindeler. Dolayısıyla servetle sahip oluyorlar. Ama bunu yaparken ahlaki erdemlerden vazgeçmeden hatta ahlaki erdemlere tutunarak oradaki hassasiyetlerini arttırarak bunu asırlarca sürdürebiliyor. Yani o zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Yani İbni Haldun'a göre ekonomik kalkınmanın ve refah seviyesinin yükselmesinin ahlakı zayıflatması... Predeterminist, zorunlu bir süreç değildir. Özsel bir şey yok. O değil. zaman şu soru ortaya çıkıyor. Hangi şartlarda ha. ve nasıl durumlarda ekonomik refahın yükselmesi ahlakı zayıflatır? Hangi şartlarda zayıflatmaz? Yani evet. bunu cevabını da veriyor mu İbn Haldun? Bir kere e, şeyi ayırmak lazım İbni Haldun'u anlamak için e, kanaatimce. Bir insan tekini nasıl tanımlıyor, hı hı. bir kolektiviteyi nasıl tanımlıyor? İnsan tekini evet. tanımlarken fıtrat üzere insanlar doğar hı hı. ve bu fıtrat da e, İslam ahlakıdır e, diyor. o Peygamber Efendimizin işte o meşhur hadisini de o arada zikrediyor. Fıtrat nedir? Fıtrat doğuştan yani insanların iyiyi, güzeli ve doğruyu e, takip etme e, hı hı. temayülü, hı hı. isteme temayülü. Hı istidadır. Bu bir istidattır. Bu evet. bir potansiyeldir. Akıl da aslında insanları buna yönlendirir. Hı hı hı. Fakat bu kolay bir şey değil. Gayret gerektirir. Yani insanlar durup dururken bu istidadı harekete geçirmezler. Bu potansiyeli aktüelleştirmezler. Bu bir gayret gerektirir. Eğitim gerektirir. Talim süreci gerektirir. Kesp gerektirir. Kesp gerektirir. Fakat kolektiviteler söz konusu olduğu zaman bunu yapabilen insanlar daha az azınlıktadır, belirleyici değildir. Zaten İbni Haldun'un e, bunu bir bilim olarak şey yapması, belki orada Marx'a benzetilebilir, bilim olarak öne sürmesinin sebebi o ortalamalar üzerinden yaptığı hesaplardır. Yani istatistiklere baktığı zaman insanın doğuştan getirdiği o istidadı kullanabilenler, kullanamayanlara nispetle daha azınlıkta kalmış. Hı hı. Bu gelecekte de böyle olacak anlamına gelmiyor ama tarihe baktığı zaman bunun böyle olduğunu görüyor ve diyor ki eğer kolektiviteler söz konusu olduğu zaman biz daha öngörülü şey izahlar yapabiliriz toplumun geleceğine dair ama bireyler söz konusu olduğu zaman bunu yapamayız özgür irade sahibi insanlar akıl hı hı. sahibi fıtrat üzere doğmuşlar hı hı. dolayısıyla çevre şartları ne kadar olumsuz olursa olsun o şartları aşma istidana sahip bu insanlar eğer yeterince eğitilirlerse efendim e, bu konuda diyelim ki çevre şartları fütüvet nameler gibi e, diğer bazı başka e, toplumsal ailevi eğitim e, imkanları geliştirilirse elbette bu çevre şartlarının dejenere edici etkisini aşma istidatları var insanların. Ama topluluklar söz konusu olduğu zaman şu ana kadar hep çoğunluk belirleyici olan e, alışkanlık eseri yaşama, yaşayan insanların davranışları olduğu için böyle bir süreç öngörüyor yapılar için kolektif yapılar için. Bunu e, görmeliyiz. O yüzden determinizm mutlak bir determinizm değil İbn Haldun'unki. Evet. Yani her insanın tek tek ele alındığı zaman yapıyı e, yapıya aşma şeyi var. Kabiliyeti var. Yani fail mi yapı mı sorusuna İbni Haldun tek tek insanlar söz konusu olduğu zaman faildir der. Ama Hı -hı. kolektiviteler söz konusu olduğu zaman yapıdır. Belki Marx'tan ayrıştığı noktalardan biri de bu. Hı, Hı Marx için yapı her halükarda belirleyicidir mesela. Evet. Evet Tahsin hocam aynı soruyu ise soruyorum çünkü bu çok önemli bir e, soru e, yani ekonomik kalkınma ve refahın seviyesi artması yani İbn Haldun'a göre predeterminist zorunlu bir süreç midir? Eğer zorunlu bir süreç değilse hangi şartlarda e, ekonomik kalkınma ve refahın yükselmesi ahlaki çöküşe tabi nihayetinde de toplumun çöküşüne devletin çöküşüne sebep oluyor? O şartlar nelerdir? Yani neler şimdi, ne ne yapılırsa evet, şimdi. E, e, toplum ahlakı e, ekonomik kalkınmadan menfi etkilenmez. Ve özellikle de biraz önce bahsettiğiniz şekilde Asr-ı Saadet, e, Dört Halife dönemi, daha sonra Abbasi, Emevi, Osmanlı dönemlerinde yani bu nasıl e, e, oldu da toplum ekonomik olarak e, kalkındığı halde, refah seviyesi arttığı halde e, ahlaki seviye bundan menfi olarak etkilenmedi. Bu devletler e, çok uzun müddet yaşadı. Yani ahlaki, e, insanların ahlakı bundan hiç etkilenmedi değil. Tabii ki etkileniyorlar ama tayin edici şekilde etkilenmiyorlar. Evet. Yani e, o manada bir tefessü ahlaki manada Hı. bir bozulma. E, bütün insanlara siye, sirayet edip herkesin ahlaksız olduğu bir e, ahlakın dikkate alınmadığı bir şey hayat formu ortaya çıkmıyor veya hayatın deforme olması hayat düzeninin hı hı. öyle bir şey söz konusu olmuyor. Şimdi bu bir defa önemli bir tecrübe olarak buna dikkat etmek lazım. Fakat İbn Haldun'un yaklaşımında iki ciheti dikkate almak lazım. Birisi işte genel manada mülk İbn Haldun genel manada mülkün aslında ortaya çıktıktan sonra yok olduğunu düşünmüyor ya. Yani. Mülk bir e, bir varoluş formu olarak, varlıkta bir mertebe olarak bir defa ortaya çıktıktan sonra yok olmuyor, el değiştiriyor. Önemli yani. mülk yok olmuyor, el değiştiriyor. Dolayısıyla İbn Haldun için mesele mülk bir defa ortaya çıktıktan sonra onun nasıl el değiştirdiğinin analizi olarak kalıyor. Şimdi burada başka bir şey var. Diyelim birisi işte bir Haldun'un e, Kaldun'un e, gözlemlediği şartlarda bir e, şey, e, kabile diyelim, bir asabiyet grubu mülkü üstlendi, ele geçirdi. E, ele geçirdiğinde ilk anda zaten e, onlar kendi aralarında sıkı bir dayanışması var. Ama belli bir süre sonra e, şeyin o mülkün e, devamını e, temin edecek e, bir fiziki güç gerekiyor. Yani fiziki gücü önce asabiyet mensupları bila ücret söz e, diyelim herhangi bir e, ücret söz konusu olmaksızın e, karşılıyorlar. Ama e, belli bir süre sonra e, şeyle birlikte refahla birlikte e, mülkün e, taşıyıcısı konumunda olan şahıs tutuyor e, belirli bir şeyi e, o gelirlerden kendisine bir pay e, alıyor kendisine pay aldıktan sonra e, kendisini ve mülkü koruyacak bir e, e, bir e, teşekkür bir e, ne diyelim e, savunma düzeni oluşturuyor. Şimdi bu savunma düzeninin özelliği kendisine bağlı ve kendisinden ücret alarak kendisine hizmet eden bir insan grubu işte devşirme diyebileceğimiz bir insan grubu e, o şeyi mülkün koruma e, şeyisini e, temin ediyor e, önce bu e, toplumdaki ilişkilerle çok fazla e, alakalı olmuyor ama bir noktadan sonra e, mülkü elinde tutan e, işte o melik konumunda olan şahıs e, şeyde mecde öyle diyor e, İbni Kaldun e, şeyde e, gücün kullanımında e, temayüz ettiğinde ve e, kendisi ön plana çıktığında e, artık daha önce e, ...irtibat halinde olduğu... ...ve birlikte yürüttükleri... E, ...şeyi... E, ...gücü birlikte taşıyan... ...insan grubu dağılıyor. Asabiyette öyle bir dağılma söz hı hı. konusu oluyor. Daha doğrusu... ...burada asabiyet... E, ...de bir kayma oluyor. Hı hı. Asabiyet kabile... E, ...üzerinden gerçekleşirken... ...bir şahıs üzerinden... ...şahsa bağlılığa... ...bağlılık üzerinden e, tanımlanmaya başlanıyor... Ve ona bağlı olarak güvenlik birimleri diyelim, o şahsa bağlı hale geliyor. Bu burada e, şey bulduğu imkanları kullanıyor çünkü maddi imkanları geniş, maddi imkanları geniş olunca e, istediği kadar yani gücü'nün sağladığı maddi imkanlarının sağladığı ölçüde bir e, güvenlik e, düzeni oluşturabiliyor. Ve o güvenlik düzeninde e, onun içerisinde bulunan insanlar sadece şeye karşı yani oradaki sultana veya işte şeye e, karşı sorumlu hissediyorlar. Şimdi burada yani İmraldun'un e, şeyisini dikkate aldığımızda, analizlerini dikkate aldığımızda burada e, bu süreçler aslında e, Kuzey Afrika e, şartlarında yani hemen hemen e, çok farklı yerlerde gözlemlenebilecek süreçler. Tamam. Fakat e, bunu mesela e, diyelim günümüzü dikkate alarak inceleyecek olsak. Diyelim acaba mesela Amerika'da güç ilişkileri nasıl oluyor? Diyelim Rusya'yı düşünecek olsanız işte Rusya'da aslında şeyden sonra Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra benzer bir süreç yaşandı. İşte Rusya'ya baktığımızda işte şeyden önce bu Putin'den önceki şahıs biraz böyle sarhoş falan da olan birisi var. Yeltsin. Yeltsin mesela. Şimdi Yeltsin e, zamanında e, aslında e, ondan bir önceki şeyde gerçekten de Rusya bir güç olarak o asabiyetini tamamen yitirmiş, e, tamamen dağılmış bir görüntü vardı. Hatta e, şeylerden bahsedilir, Param varsa e, şeyde Kızıl Ordu'nun tanklarını bile satın alabilirsin. Evet. Yani o kadar bozukluk söz konusuydu. Yeltsin orada e, bir şeyle, e, Rus Ortodoks Kilisesi ile irtibat kurarak onun üzerinden yavaş yavaş bir Rus asabiyetini yavaş yavaş tesis etmeye başladı. Putin'le birlikte bu çok farklı bir aşamaya geçti. Yani bu neyi gösteriyor? baktığımız vakit aslında şeyin Rus devleti o devlet aklı da diyebiliriz. Rus devlet aklı aslında şeyin yani İbn Haldun'un anlattığından bir taraftan ona benzeyen ama başka bir taraftan da farklı bir süreçle karşı karşıyayız. Yani ahlaki manada e, şey yapmış bir tefessüyün söz konusu olduğu bir toplumda birisi geliyor. Geldikten sonra e, elindeki imkanları kullanarak bir e, asabiyet oluşturma noktasında bir e, referans çerçevesi oluşturuyor. Ona bağlı olarak e, memleketin imkanlarını seferber ettiğinde bir e, güç e, ortaya çıkıyor yeniden. Ve mevcut imkanları kullandığında Rusya yani günümüzde baktığımız vakit artık 1990'lı yılların Rusyası değil. <laughs> yani şu anda işte Ukrayna ya oradaki işgal faaliyetleri falan devam ederken bütün şeyin batı dünyasının ambargoları vesaire olmasına rağmen işte şeydeki batı dünyasındaki bütün paralarına vesaire el konulmuş olmasına rağmen farklı alanlarda oluşturduğu ilişkiler üzerinden şeyde çok ciddi bir refah kaybı olmaksızın e, varlığını rahat rahat sürdürüyor yani şimdi bunu e, dikkate aldığımız vakit yani demek ki şey de e, asabiyet tabii çok önemli İbn Haldun'un o asabiyet kavramını ciddiye almak gerekiyor. Evet. E, ama asabiyetin e, işte şeyle e, bozulması ama sonra yeniden toparlanması e, ve e, şeyin güç dengelerini yeniden tanzim ederek memleketin imkanlarını bir amaç e, yönünde, amaç e, cihetinde e, yeniden tanzim etme imkanı var. Şimdi mesela şeyle bağlantılı. Mesela Amerika'yı düşündüğünüz vakit işte Trump'ın e, bir önceki seçimde şeyi kaybetmesiyle birlikte e, onu kabullenmedi malum. E, e, seçimi kaybettiğini kabullenmedi. Ona bağlı olarak yani neredeyse herkes dedi ki herhalde Amerika'da iş savaş çıkacak şimdi Hı -hı. ve Amerika'da iş çaba çıkarsa da Amerika dağılacak. Yani çünkü hı hı. Amerika zaten toplama bir e, toplum. Değerleme yani toplama. insanları bir arada tutan e, hı hı hı. bir asabiyetten bahsetmek e, e, hı hı hı. o kadar kolay değil. Yani e, ama e, netice itibariyle bakıldığında Amerika'daki o yerleşik yani düzen ona establishment diyelim. Amerikan establishment'i e, Trump'ı da şeyi de Biden'ı da e, netice itibariyle e, etkisiz kılarak yani e, Amerika'daki istikrarı düzeni muhafaza etti hı hı. şimdi e, bunu e, ve bugün baktığımızda yani o zaman ne oluyor e, şimdi asabiyet Biraz önce Akif hocanın bahsettiği e, anlamda bir şey söz konusu olduğunda bir e, kurumsal bir e, karakter e, kazanıp orada artık şahıslar değil şeylerin formların ve ilişkilerin e, tayin edici olduğu işte amacın, çıkarların e, bu formlar tarafından formel olarak tanımlandığı, belirlendiği ve aidiyet ilişkilerinin bu çerçevede e, şey yapılarak, oluşturularak e, insanların bu manada istihdam edildiği yapılar söz konusu olduğunda öyle kolayca hemen dağılma söz konusu olmuyor. Yani demek istediğim şey şu. E, bir taraftan İbni Haldun'u konuşurken tabii e, daha önce de e, hep altını çizdiğimiz bir husustu. E, İbn Haldun'u sadece e, kendi ibarelerinin zahirine bakarak e, konuşmak e, İbn Haldun'la irtibatı koparmak ve İbn Haldun'u e, tarihe terk etmek anlamına geliyor. Dolayısıyla İbn Haldun'u bizim ihya etmemiz lazım, canlandırmamız lazım. Evet. Canlandırırken de İbn Haldun'un yaklaşımlarıyla bugün bizim Evet, mesela bu o zaman yaklaşım, hemen burada şunu yaklaşım. soralım. Evet. Şimdi İbn Haldun açısından baktığımızda bu ekonomi ahlak diyalektiği açısından baktığımızda Türkiye'deki durumu nasıl değerlendiriyoruz? Önce Akif hocamızla başlayalım. Sonra size soracağım hocam. Yani şu anda Türkiye'nin durumu veya genel olarak ümmeti Muhammed'in dünyanın durumu? Ee, Şimdi tabii e, Türkiye'nin tarihini nereden başlatacağımıza bağlı. Yani o hadaret safhası nereden başladı veya bedavet safhası neresiydi Türkiye'nin? Bunlara bakmak lazım. Mesela Avrupa için daha rahat konuşabilirim. Osmanlı bedavet. Yani Mesela işte Osmanlı, Orta Asya'dan çıkıp geliyorlar. Bedeviler yani. Hani e, işte bu, gö göçmen bu işte göçmenler. Hangi sonra yerleşik hayata geçiyorlar. Konuşabiliriz bedavet ile ilgili Osmanlı'ya dair. Mesela 14. 15. yüzyıl halen bedavet safhası mı Osmanlı'da? Mesela hadarileşme ne zaman yaşanmış? Bunlar tabii tartışmalı konular. Bu konuda yazıp çizenler de çok fazla olmadığı için maalesef bu konuda böyle nokta atışı şu zamana kadar bedavettir, şu zamana kadar hadaretti diyemiyoruz. Türkiye ne kadar müstakil bir devlettir, ne kadar Osmanlı'nın devamıdır? Bunu da düşünmemiz gerekiyor. Fakat genel olarak şunu söyleyebilirim yani İbn Haldun'un modeli tabii ki İbn Haldun işte 14. yüzyılda bu modeli geliştiriyor 15. yüzyılın başında endüstri devrimi denilen süreç yaşanmamış İşte iletişim ve ulaşım teknolojileri bu kadar yoğun bir şekilde belirleyici olmamış mesela ondan sonra Toynbee'nin tarihin hızlanması dediğimiz bir süreci yaşadık biz İbni Haldun'dan sonra. Dolayısıyla hı hı. İbni Haldun'un modelini birebir bugüne aktarmak çok doğru olmayabilir. Mesela süreçlerin bugün çok daha hızlı yaşandığını biz görüyoruz. Hı hı hı. Biraz önce hocamın verdiği Rusya e, örneğinde benim açımdan mesela İbni Haldun'un modeline daha uyan kısmı Bolşevik e, devriminin akabinde e, Stalin'in adım adım politbüroyu Devre dışı bırakması ve kendisini tek adam olarak hı hı. el infrad bilmeç aslında onun ikinci aşamaya geçilmiş oluyor yani çok daha e, belli şey e, görünür hale geliyor mesela bu çok hızlı oluyor İbn Haldun'a göre bunun olabilmesi için e, gerçi aslında İbn Haldun'un şeyine göre çok uzun e, çok farklı değil ama e, yani bütün sene bütün bir süreci bir şey yani. gördüğümüz zaman e, işte e, 120 seneye tam uymuyor dolayısıyla tarihin hızlanması söz konusu. Türkiye'de de farklı zümrelerin, farklı asabiyetlere sahip olduğunu varsayarsak her zümrenin kendi içerisinde bir bedavet ve hadaret safhasını yaşadığını düşünürsek aslında belki biraz daha isabetli değerlendirmeler yapabiliriz. Evet. Mesela Osmanlı Devleti'nin çöküşünde Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmemizde bu ekonomi ahlak açısından baktığımızda evet. yani Refah, düşkünlüğü, yani o e, medeniyetin son aşamasında refah düşkünlüğü, aşırı tüketim, gösteriş, asabiyetin zayıflaması vesaire Yani e, bunu oraya tatbik etme imkanı olur mu? Tek başına onunla izah edilemez ama İbn Hı. Haldun'da e, biraz önce dediğiniz gibi başka değişkenler de var, başka Hı. faktörler de var. Mesela dördüncü e, safhada, İbn Haldun'un o anlattığı dördüncü safhada bir muhafazakarlık dönemi yaşanıyor. Evet. Muhafazakarlık ne demek? Ben seleflerimin yapıp ettiklerine sıkı sımsıkı bağlanırsam, hı hı. hiçbir şeyi değiştirmezsem onlar gibi yaşarsam onların sahip olduğu işte refahı, efendim gücü de koruyabilir, muhafazakarlık. Burada Osmanlı'da da kanun kadime dönmek şeyi var mesela bir sözü var. O, o dönmek daha farklı kan, bir şey. Kanun kadim. O, o daha selefi bir tepki. Yani hı sıkıntılar ortaya çıkınca kanunu kadime dönmek. Bu biraz daha bence durumun farkında olunduğu bir dönem. Ama muhafazakarlık döneminde durumun farkında değiller insanlar. Yani dünya değişiyor, şartlar değişiyor ama siz ona gereken cevabı veremiyorsunuz. Hı, hı. Geçmişe bağlı kaldığınız için. Hı. Ee, mesela muhtemelen öyle bir safhada da yaşandı Osmanlı'da. Hı. Sadece ahlaki bir ...dejenerasyon ya da... ...refah, lüks vesaire değil. Bununla birlikte... ...mesela şeyin... Get ...bir de şunu da... ...göz önünde bulundurmak lazım. Yani eğer... ...her şey yolundaysa... ...insanlar hayatından memnunsa... ...mutlu, mesutsa... ...o hayatı değiştirmek için çaba göstermezler. Niye göstersinler? Yani bunu... ...atalet olarak değerlendirmek... ...bence çok kaba bir ama işte tasvir o da olur. Paradoksal bir şekilde ama hani de... onlar mutlu mesut hani tüketimlerini devam ettirirken refahlarını devam ettirirken aynı zamanda kendi köklerini de yıkmış oluyorlar yani. E, diyelim ki mesela işte yani işte Dolmabahçe Sarayı'nı yapıyorsun işte işte Batıdan bir sürü adetler, evet. gelenekler vesaire getiriyorsun vesaire falan. O mesela İbn Haldun evet. modelinde şuna tekabül ediyor. Bir devlet yıkılma aşamasına girdiği zaman böyle şatafatlı gösterişli faaliyetlere girişirler. Hı hı. Gösterişli binalar inşa ederler ki güç gücü, güçlerini göstersinler. Hı hı hı. Mesela Dolma evet. Dolmabahçe Sarayı biraz ona tekabül ediyor. Borçla yapılmış evet. bir hı hı. şey, şöhret, bir gösteriş. Evet, evet. Yani bir merkezi. bir israf, bir tüketim Evet. Şey mesela Osmanlı en güçlü olduğu zaman Kanun Sultan Ama o da Süleyman, işte Yavuz yani. Sultan Selim mesela onların ya, yani yaşadıkları saraya evet. bak mesela bir de devletin en zayıf olduğu Dönemde yapılan, borçla yapılan saraya bak. Yani evet. e, yani, yani -i içerideki zayıflığı evet. muhafaza etmek için böyle bir muhtemelen şeye, teşebbüse girişiyorlar ama zararı faydasından daha fazla oluyor. Evet. Tahsin hocam bu Osmanlı'nın son dönemini e, İbni Haldun e, perspektifinden bu işte ahlak ve ekonomi e, noktasına veya refah, tüketim noktasına nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben bunun çok açıklayıcı olduğunu düşünmüyorum işin doğrusu. Çünkü Osmanlı devletinin yıkılma dönemine baktığımızda ayrı, ayrılıkçı faaliyetlerin belirleyici olduğunu söyleyebiliriz. Yani ayrılıkçı asabiyet çöküyor yani. İşte asabiyet aslında asabiyet de çökmüyor farklı asabiyetler oluşuyor. Tabii o farklı asabiyet e, oluşması demek, asabiyetin merkezi, çökmesi demek zaten. Merkezi devlet aklı e, biraz önce Amerika örneğinde e, ifade ettiğim gibi e, aslında bir devlet aklı var, bir şey var. Bir e, formel mekanizma olarak o işleri yürütüyor aslında. Orada o bir sorun yok. E, ama şey de e, 1908 sonrasında o şey, devlet aklı e, biraz şey yapıyor, bulanıklaşıyor. Yani o özellikle genç e, subayların e, heyecanlı bir şekilde biraz Almanların da e, teşvikiyle e, Alman e, yayı da e, dikkate alarak e, biraz maceracı bir hı hı. E, yönelişleri söz konusu. E, ve çok daha farklı faktörler var. Onların hepsini ayrı ayrı hı hı. analiz etmek lazım. Mesele e, şeyle ee, Osmanlı Devleti'nde işte yönetim e, lükse e, yöneldiği için e, devlet çöktü gibi bir şey yok e, o açıklama, faktör, yani faktörlerden yani o, bir tanesi o olarak değerlendirilir. ama şöyle bir şey var e, ne var dediğim gibi e, şeyde e, asabiyet e, söz konusu olduğunda ya e, asabiyetin hala canlı olduğunu biz e, şeyde görüyoruz e, şeyde Osmanlı Devleti'nde, Çanakkale Savaşları'nda yani bakıyorsunuz işte e, memleketin gençleri göz bebeği, bütün üniversite gençliği e, gidiyor cepheye yani canını ortaya koyuyor. Evet, evet. Yani bu şey değil. E, diğer tarafta mesela Almanların e, genel olarak e, şeydeki Türk askeriyle alakalı gözlemlerine falan baktığınızda yani söyledikleri şey şu yani emir söz konusu olduğunda Gözü kapalı bir şekilde her türlü tehlikeye gözü kapalı olarak giden bir insan grubundan bahsediyoruz. Şimdi böyle bir şey. Şimdi biz bu taraflara dikkat aldığımızda ki burada bir e, e, asabiyetle alakalı bir sorun yok. Fakat başka bir noktada başka noktalarda sorunlar var. O e, bir defa e, şeylerden birisi. Dediğim gibi farklı asabiyetlerin oluşması. Bir sırf asabiyet oluşuyor. E, önceleri bir Rum asabiyet oluşturmaya çalışıyorlar Mora isyanı vesaire bağlamında. Batılılar e, ve Ruslar tabii işin içerisinde. Ama aynı zamanda işte Bulgar asabiyeti e, oluşturmaya çalışıyorlar, Ermeni asabiyeti. E, ama burada yine aynı zamanda e, bir yere kadar belli ölçüde bir Yahudi asabiyeti dönmeler vesaire onlarla hı hı. alakalı. Ve bu çerçevede e, memlekette Osmanlı Devleti'nde gücü e, alıp ele alıp onu yönetme konusunda bir mason asabiyeti ve mason organizasyonu da söz konusu. Hı hı. Şimdi dediğim gibi çok farklı faktörler var. Şimdi biz bu hı hı. ama bunlar asabiyet kavramasında kilit kavram. Hı hı hı. Farklı asabiyetlerin olduğunu dikkate alabiliriz. Hı hı. Bu çerçevede bunu biz dikkate aldığımızda asabiyetlerdeki farklılaşma hı hı. ve bunların duruma göre hı hı. şey şeydeki ki dışarıdaki güçlerle işbirliği yapma, işbirliği değil aslında. Dışarıdaki hı. güçlerin yani emperyalist güçlerin etki alanına girip onların tasarruf aracı olarak e, faaliyet yürütmeleri. Hı hı. ...mesela şeyler bile Yunanlılar bile baktığınız vakit esas itibariyle Yunanlıların e, Anadolu'yu işgal etmesi yani İngilizlerin e, şeyiyle, bilinin yapay asabiyetler ha, üretiliyor yani, yani yapay asabiyet. Yani İngilizlerin evet. e, kontrollü bir şekilde ee, orada e, Yunanlıları oraya yerleştirme, şeyde zamanında Yahudilere Filistin'de yaptıkları gibi ona benzer bir şey yapmak istiyorlardı. Fakat biraz e, şey e, Rumlar veya Yunanlılar sınırları zorladılar. Evet, evet. Yani o sınırları zorlamayla birlikte e, bir noktadan sonra bir belli ölçüde yani ne diyelim evet, evet. İngilizlerin kontrolünden çıktı iş sanki. Evet, evet. Şimdi... Bak bunların hepsini birlikte dikkate aldığımız vakit mesele e, ekonomiye indirgenemeyecek kadar karmaşık. Tabii mes yani zaten İbn Haldun ekonomiyi faktörlerden birisi olarak değerlendiriyor. Yani e, işte programımızın başında da konuştuğumuz gibi farklı faktörler var. Bunlar hepsini bütüncül bir şekilde ele el alıyor. Ama bu ekonomi de onlar içerisinde ahlakı erozyona e, uğratma noktasında en etkin rol oynayan şeylerden, mesela... Yani refah seviyesinin yükselmesinin işte zenginliğin artmasının insanların kendi kendilerine yeterli görmeleri müstahni görmeleri onun enaniyete sebep olması vesaire yani bütün bunların şeyi ama aslında bu Kur'an-ı Kerim'de de gözlemlediğimiz bir şey yani Kur'an-ı Kerim'de helak olan kavimlerden bahsediliyor. Bunlar için işte mütrefun olan kavimler. Yani böyle gariban, fakir bir kavmin helak olduğu kuran zikredilmiyor. Genellikle allah Teala onlara büyük zenginlik veriyor, servet veriyor. Çok e, büyük e, e, yani medeniyette diyelim ki üst seviyelere erişiyorlar vesaire. Ama e, o zenginlik ve refahla beraber bir ahlaki çöküntü de birlikte geliyor. Azgınlaşma, azmanlaşınca azgınlaşma. İşte ne <laughs> bileyim işte... E, astrolojinin e, yayılması, hurafelerin e, yayılması, böyle hakikatler şeyler yerine insanların böyle e, temelsiz şeylerin peşine takılmaları, e, birbirine karşı gösteriş yarışına girmeleri vesaire gibi böyle bir tüketim yarışına e, giriliyor. E, bir de bu e, bir başka husus daha var böyle e, e, gündeme getirmek istediğim devlet ekonomi ilişkisi. Yani İbn Haldun perspektifinden mesela cumhuriyetle beraber devletçi bir ekonomi anlayışına geçiyoruz biz. mesela bunu İbn Haldun açısından nasıl değerlendirebiliriz? Yani İbn Haldun devlet ekonomi ilişkisine nasıl bakıyor? İbn Haldun'un dünyasında devlet ekonominin merkezinde şöyle mesela bir yerde Bedaveti ve Hadareti tanımlarken daha kitabın ilerleyen sayfalarında farklı bir çerçevede tanımlıyor diyor ki bir devlet diyor ne kadar hadarileşirse hadarilesin diyor ve ne kadar hadari olursa olsun diyor o devletin başkentine, merkezine uzak olan coğrafyalarda diyor bedavet hali devam eder. Neden? Çünkü diyor devletin başkenti ekonomik refahın toplandığı, temerküz ettiği, dolayısıyla zenginliğin arttığı ve belli bir kesim içerisinde dolandığı bir şeye dönüşür, hı hı. coğrafi olarak uzaktaki kentler ise ne kadar kalabalık olurlarsa olsunlar, mesela normalde kalabalık bir topluluk kendi içerisinde ekonomik olarak da canlı olması lazım. Fakat o şeyden nasiplenmediği için, nemalanmadığı için merkezden bedavet hali üzere devam eder diyor. Hı hı. Bunda hatta bir metaforla şey yapıyor. Bir kaynaktan su çıkar diyor, o su etrafına doğru yayılır, Hı -hı. yayıldığı yerleri yeşertir, yavaş yavaş o su tükenir, Hı -hı. tükendiği zaman çölleşme başlar. Hı -hı. İşte diyor devleti o kaynak olarak görürsek diyor, o kaynaktan neşet eden su bir yere kadar yeşillendirir, refahı dağıtır, ondan sonra diyor artık çölleşme başlar, Hı -hı. ondan sonrasında biz bedavet diyebiliriz diyor. Evet. Ee, tabii... Yani İbn Aldun bu açıdan baktığımızda liberal bir ekonomi mi savunuyor? devletçi bir ekonomiyi mi savunuyor? Çünkü farklı farklı yorumları var. Ve bu açıdan baktığımızda mesela adam simite mi daha yakın e, veya böyle devletçi ekonomi savunanlara mı daha yakın? Yani, yani nereye bu, e, bu konumlandırabiliriz? Bu kelimeler evet. ya da kavramlar bence yanıltıcı olur İbn Haldun değerlendirirken. Evet. Yani evet. bir taraftan e, serbest piyasa ekonomisi zaten e, sadece İbn Haldun'a ait olmayan e, İslam'ın genel olarak Ehl-i sünnetin benimsediği bir ekonomi modeli ama evet. bu serbestlik mesela özellikle sınırsız bir serbestlik söylediği değil. Söylediği şey sultan diyor, e, iktisadi faaliyet yapmaması lazım. Evet, ticari faaliyet yapmaması lazım. Neden? O çünkü rekabeti öldürür. Sultan'ın evet. gücü dengesiz bir güçtür. Piyasadaki diğer aktörlerin güç yetiremeyeceği bir güçtür. Dolayısıyla piyasanın kendi kendini düzenlenmesi, düzenlemesini engeller. Dolayısıyla bu de, açıdan liberale yakındır. Evet. Ama şimdi liberal dediğimiz zaman klasik liberalizmi e, şu anda zihnimde e, canlandırıyorum. Öyle dersek bu sefer de e, devletin mesela e, dezavantajlı kesimlerin de yanında olmaması icap ediyor. Yani devletin hiçbir şekilde ekonomiye müdahale etmemesi gerekiyor ki bu İbn Haldun'a uzak. Yani e, Evet, liberal denebilecek bir serbestliğe söz konusu. Bu serbestliği akamete uğratacak, bozacak etkilerin olmaması gerektiğini düşünüyor. İşte sultanın kendisinin bir bilfil ekonomik faaliyette bulunmaması gerektiğini söylerken olduğu gibi. Ama öte taraftan işte mağdurların efendim şeylerin de gözetilmesi gerektiğini, dezavantajlı kesimlerin gözetilmesi gerektiğini bir Müslüman olarak sadece yani, bir gözlemci olarak olan, değil. Nokta şurası. Şimdi biz İbn Haldun'u şey yaparken konuşurken e, diyelim ekonomik ilişkilerden bahsediyoruz. Hı hı. Ekonomik ilişkiler <laughs> fıkhi bir zeminin dışında cereyan eden bir şey değil ki. Evet. E, bir fıkıh var ve fıkıh zaten insanların hı hı hı. ilişkilerini regüle ediyor, düzenliyor, evet, tanzim evet. ediyor. Dolayısıyla yani İbn Haldun liberal miydi yoksa ne bir sorusuz temelsiz. Temelsiz. E, Yanlış mısın? Bir soru yani. çünkü. Yani ibn Haldun fıkın sağladığı normatif zemin üzerinde tabii. hareket ediyor, yoksa kafadan yani kendi kafasından yeni bir ekonomi sistemi tasarlamıyor aslında. Ama bunları evet. üzerinde dururken de tabii ki fıkı dediğimizde fıkı bir taraftan alışverişin nasıl olacağını, onun ahkamını insanlara öğretiyor. Ama o ahkama da riayet etmekle birlikte bir sultan veya bir vezir, bir vali fark etmez yani tam o e, şeyin e, siyasi gücü elinde e, tutan e, işte askeriyle vesaireyle elinde tutan onu temsil eden birisi kendisi ticari faaliyete katıldığında e, otomatik olarak e, şeyler süreci kendi lehine e, çevirecek e, haksız bir kazanç e, imkanını ele geçiriyor. Normal şartlarda formel olarak fıkın kurallarına riayet edilse bile oradaki güç faktörü süreci tabi bir şekilde işlemesini engelliyor. Yani her ne kadar e, fıkhen olarak, mübah olsa bile, bile. E, bunun e, ekonomik ve siyasi sonuçları olabileceğini e, gündeme getiriyor. Dolayısıyla sadece... E, hukuki bir yaklaşımla ekonomi yönetilemez e, demiş oluyor. Kıymetli seyirciler e, İbn Haldun'un ekonomi anlayışı, refah anlayışı ve bunun ahlak üzerindeki menfi, müsbet tesirleri üzerinde durmuş olduk. Buna e, İbn Haldun paradoksu ismini e, veriyorum ben. E, ekonomi ve refah seviyesi yükseldikçe ahlak bir erozyona uğruyor ve Ahlakın erozyona uğraması da o toplumun sonunu e, getiriyor. Tabii bu çok detaylı bir konu. E, çok eline boyuna tartışılması lazım. Ama biz elimizden geldiği kadar ana hususlar üzerine durduk. Bunu Osmanlı'ya ve modern Türkiye'ye de elimizden geldiği kadar uygulamaya çalıştık. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki programda görüşmek üzere.